يا سلطان الأنبياء بلد يا سيدنا شيخ يحيى حضرت عليه مدد دستور يا رجال الله مدد bunda var mı bunu da çalıştırsın بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مؤذن أفندي بلدي بلو إيمان تجديد دليم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Allah bizi bu imanda sabit eyler. İşitiliyor mu şimdi oraya her tarafı bu? Yoksa boşuna mı bu da? Ha, şimdi. Şimdi geldi. Kaç saattir yolda o. İyi. Yarar yok. Bu kelime-i şehadeti bu ahiret sultanının huzurunda getirip ona emanet ettiğimiz gibi hazır olan Şeyh Efendi Hazretleri de bize şahit olsun diye kelime-i şehadeti hepinize getirttirdik. O da bizim imanımıza kıyamet gününde şahitlik yapar. Bir defa olsun bunlar kelime-i şehadet getirip benim huzurumda iman tecdid ettiler. O evliyaullah'ın elbette ki kerametleri hasebiyle bu iman nurunun bizim kalplerimizde sabit kalmasına bir hizmetleri olur. Onun için iki kişi bir yere hazır olsa söyleyecek bir şey bulamasalar yahu neyi söyleyelim? Yani kelime-i şehadet getir, iman tecdid eyle, ondan alası yok. Söyleyecek bir şey bulunmaz değil, lakin onun manası gafleti üzerimizden atacak bir kelimeye sahip olmaktır. Asıl maksat. Bu gibi meclislerde bulunmaklığın manası da dünyanın bizim kalplerimize hücum edip kalplerimizi daima ihfal edip bizi karanlığa mahkum etmek istemesi, böyle meclislerde o gafletin ve zulmetin dağıtılması için Evliyaullah'ın nazarı vardır. Biz de bu ahiret sultanlarının huzurunda bulunarak onların âli himmetlerini gözleyiyoruz. Onlar burada hazır olan cemaata onların muhtaç olduğunu bilip biz talip sıfatında bulunduğumuzda bize onlar lüzum edeni söyletirler. Ve minallahi tevfik. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Cemaat cemiyette cemaatta rahmet vardır. Ve sen ey mümin, dünyadan Mevla'ya kaçmaya mükellefsin. Şimdi o ahiret sultanı olan bu hazretin kalbinden bize konuşturduklarına dinleyiver bizim sözümüz diyerekten dinleme sakın. Bizim sözümüzün itibarı yoktur.
Lakin Evliyaullah'ın kelamının itibarı da vardır. Kalplerimize tesiri de vardır. Şimdi Şeyh Yahya Trabzoni Hazretleri vaktin kutbu olan bu sultanın bize ilk tebliğini emrettiği mesele, ey müminler, dünyadan Mevla'ya kaçınız. Dünyanın arkasında değil, Mevla'yı bulmak için koşunuz. Dünyayı bulmuşsunuz, bulmamışsınız. Yetişmişsiniz, yetişmemişsiniz. Ahirette bütün dünyayı toplayıp gelmiş olsanız size ne fayda getirecektir? Bütün dünya omuzumuzda yüklenip geleceksiniz. Ve size büyük bir ağır olacaktır. Bu kimse ne kadar akılsız insanmış. O faydasız dünyayı bu kadar toplamış, onun altında onun hammalı olarak geliyor Mevla'nın huzuruna, yazıklar olsun. Hay ahmak herif diyecekler. Ne kadar da toplamış yahu, doymamış. Bu dünyaya hiç doymamış, toplamış. Bak ne biçim geliyor, ezilmiş altında geliyor denecek. Dünyayı sana Cenab-ı Allah müsahhar ederse, ey mümin, hamallığını yapasın diye ya beleş bekçiliğini yapasın diye değil. Ağniya hükelâ-i buyurdu Cenab-ı Hak. Yani seni Cenab-ı Allah bu dünya mülküne sahip kıldıysa, senin eline genişlik ve gına vermiş ise, seni teşrif ediyor, şereflendiriyor, zenginler benim vekillerimdir diyor. Ne kadar şereftir o. Seni vekil ediyor Cenab-ı Allah mülkünde. Ne yaparsın? Madem vekil yaptı, vekil harç gibi sana bakıyor demektir. Bu benim vekilim ne iş görüyor? Benim kendisine verdiğimi nasıl kullanıyor? Benim yolumda böyle tutuyor mu? Öyle mi? Nasıl hareket ediyor? Kendi nefsine mi, bana mı? Kıyamet günü olduğunda diyor, bir kimseyi getirecekler huzura. Bu kuluma ben genişlik verdim, zengin kıldım ve onu vekilim olaraktan da şereflendirdim. Bakın bakalım, kendisine verdiğimden benim için verdiklerini de getirin buraya. Kendi nefsine verdiklerini de getirin. Ne kadar bir hal olacak orada. Getirecekler Allah için verdiklerini. Ne kadar eski büskü varsa, yaramaz bir şeyler varsa onu vermiş, kendi nefsine en âlâlarını yığacaklar böyle. Oo, bu sen kendi nefsin için bu. Benim için bu eski zibillerden başka gözünden çıkıp da efendim veremedin demek. Ben sana vermişim hepsini. En âlâsını benim için verecektin. En yaramazını sen
kötü nefsin için ayıracaktı. Lakin sen tersine iş yapmışsın. En alasını kötü nefsin için, düşman nefsin için, alçak nefsin için, edepsiz nefsin için, nankör nefsin için, kafir nefsin için vermişsin, benim için en yaramazını vermişsin. Hayır, sana yazıklar olsun ey kulum. Estağfurullah. Böyle miyiz, değil miyiz? İstersen kendine bak. Bunlar ehlül hakikattır. Hakikattan söylerler. Yanlıştır diyecek adam yok. En alasını veriyorsan ne ala sana? Ama çoğu, hele bu zamanı Peygamber aleyhissalatü vesselam, bu zamanın ahalisini vasfederken onların şuhan muta sıfatında olduğunu bildirir ki kendi nefsine cömert, kendi nefsinin zevkine eli açık, lakin hak yolunda eli şöyle başına tokmakla vursan elini açmaz. Allah yolunda katiyen vermeyecek. Kendi nefsine sahi olacak. Kendi nefsi ne isterse bir sözünü iki etmeyecek. Lakin hak yoluna vermeye katiyen onun kafasına tokmakla vursan elinden metelik düşmeyecek. Öyle şahih olacak onlar dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Eğer bu Müslümanlar, Müslümanlardaki olan servet ne Avrupa'da var ne Amerika'da var. Geçer mi? Müslümanlar elbette ki, Müslümanların serveti Yahudileri de geçer, Yahudiler tabi olan öteki Yahudileri de geçer. Lakin şahihlik var. Kendi nefsine eli açık iyice veriyor. Allah yolunda bir şey vermiyor. Ey mümin, Allah yolunda vermeye sen alışmasan, senin son nefeste imanın seni şeytanın pençesinden kurtaramaz. Kurtarmaya yetişmez, kuvveti yetişmez. Biz bu zamanın Müslümanları inanmaya muhtaçız. Aslında bütün dünya, bütün insanlık imansızlık selinde akıp gidiyor. İnkar vadisine dökülmüş, sürüklenip gidiyor. Ve o inkar hastalığı taklit Müslümanları, suret Müslümanlarını, şekil Müslümanlarını da hastalık, o hastalığa tutturmuş. Onlar da hastalanmış. Müslümanlar da hastalanmış. Ne gibi? Verdiğin vakitte eksilecek diyor. Azalacak diyor. Verirsem azalacak. Onun için hesaplı vereyim diyor. Hesaplı vereyim de efendim azalmasın. Yo. Ahmak olma. Şüpheci olma. İnkarcı olma. En pis hastalıktır. İnsanlığı yıkan afetlerin başında inkar gelir. Ve bu insanlık onun için yıkılmaya mahkumdur. Yaptıklarının hepsiyle beraber yıkılacaktır bu insanlık. İnkar vadisinde sürüklenip gittikleri için meydana getirdikleri kendi tabirlerince ne kadar mamureler olduysa hepsi yer ile yeksan olacaktır inkarlarından dolayı. İnsanlığı inkar berbat edecektir. Zahirde ve batında inkar insanlığı yıkmaktadır.
Onun için sen ey mümin inanmaya bak. Sıddık, Allah ondan razı olsun. Peygamber-i Zişan'ın huzuruna malını getirdi, takdim etti. Dedi, bu bütün malımdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam ehline ne bıraktın? Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Ve ben ne kadar infak etsem bitiremedim dedi. Ne kadar verdiysem ben bitiremedim dedi Sıddık. Sen ey mümin inan. Allah sana yolu keserse sana o yolu açacak kimse yoktur. Allah'ın açtığı yolu da kapatacak kimse yoktur. Onun için bugünün müminleri kendisi için sarfiyata çok cömert oluyor. Ve hak yoluna sarfiyat için çok cimri oluyor. Biz Müslümanlar Allah yolunda infak etmeye emrolunmuşuz. Ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da müminlerin vasfını yaparken onlar gayba inanırlar. Ve onlar namaz kılarlar. Ve onlar kendilerine verilen Allah'ın lütfundan kendilerine ihsan olunandan infak ederler. Diyerekten onların şanlı vasıfları beyan edilmiştir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hemen başında. İnfaksız iman dayanmaz. İnfaksız namazın kıymeti olmaz. Binaenaleyh Cenab-ı Allah'ın bizden istemiş olduğu gayba iman ettikten sonra namaz kıl, infak et. Namazı kılacaksın, infak edeceksin ve Allah'ın rızalığına yetişeceksin. Enfik bilala ve la tehaf min zil arşi iklala. Yok demeden infak eyle ve arşın sahibi olan Allah'tan senden eksiltecek, azaltacak diye korkmadan infak eyle. Mümin sahidir, mümin cömerttir, mümin eli açıktır Allah için. Ve biz Cenab-ı Hakk'ın bizi vasfetmiş olduğu sıfatları giyindiğimiz müddetçe فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ sırrına biz mazhar olduk, olmuş idik. Cenab-ı Hakk'ın müminleri vasfeylediği sıfatları giyindiğimiz müddetçe Cenab-ı Allah bize izzet verdi. İzzetliydik. Cenab-ı Hak Celle ve Ala kendi izzetinden bize izzet giydirmiş idi. İzzetli olan kimse mağlubiyeti olmayan kimsedir. Mağlup edilemez kimsedir. Allah'ın izzet giydirdiği kimse mağlup edilemez. Fert olsun,
cemaat olsun, millet olsun, ümmet olsun, Cenab-ı Hakk'ın izzetlendirdiği kimseler mağlup edilemez. Allah'ın izzet giydirdiği zelil de edilemez. Bütün dünya o kimseyi zelil etmek istese zelil edilemez o kimse. İzzetlendirilmiş olan kimse. Ve biz Allah'ın bize mahal gördüğü sıfatları, izzet sıfatlarını reddettiğimiz için izzetin yerinde bize zillet giydirildi. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ Onlara zillet ve meskenet darp oldu. Üzerlerine basıldı, mühürlendi onlar. Bu Yahud hakkında gelmiş olan ayet-i kerimedir. Benu İsrail, İsrail oğullarının hakkındadır. Lakin orada ilahi tahzir vardır. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhumdur. Her kim bir kavmin ahlakı üzerine, tabiatı üzerine, şekli sureti üzerine, gidişatı üzerine olursa ondandır diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Binaenaleyh ümmeti Muhammed'i de kendisine has olan sıfat ve vasıflarını terk edip kendisine Cenab-ı Hakk'ın lütfu olan asli evsafını beğenmeyip onu terk edip başkalarının yani ehli kitabın vasıflarını, tabiatlarını, yollarını, adetlerini aldığı vakitte onlardan olur, onlar da öyle sayılır. Peygamber-i Zişan aleyhi eftalü salatu etemmü teslim hazretleri bir zaman gelecek. O zaman geldiğinde benim sünnetlerimi onlar terk edeceklerdir. Sünnetlerimi nasıl terk ederler? Mutallaka olan, boşanan kadını dışarı attığı gibi o zamanın Müslümanları ve ümmetler peygamber sünnetlerini atacaklardır. Bunun bu eski olan, bize uygun olmayan, günümüze, zamanımıza uygun değildir diyerekten sünnetleri talak yapıp atacaklar. Her sünnetin yerine ehli kitabın kötü adetlerinden, kötü yollarından, kötü işlerinden birisini getireceklerdir. Ki bu zamanda Peygamberimizin bize getirmiş olduğu güzel adetleri, sünnetleri kerih görünmekte, hoş görünmemekte ve günden güne terk edilmekte veya ettirilmektedir. Onun için aleyhissalatu vesselam haber verdi ki bir zaman gelir, o zamanda benim ümmetlerim kendilerine kitap verilenleri, ehli kitabı adım adım takip ederler ve adım adım onların her yaptıklarını işlerler.
Hatta o ehli kitabın bir hayvan vardır, porsuk. Onun ini çok dardır. Onların o porsuk inine girdiğini görseler, onlar da oraya gireceklerdir demiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. O kadar bir benzeyişe girişeceklerdir. Moda. Modayı haber verdi Peygamber aleyhissalatü vesselam. 1400 sene önce modayla gidecek diyor. Millet sünnetle gidecek değil. Sünnet ne? Sünneti bırak, modaya bak diyor. Çünkü uçağımız böyle iktiza ettiriyor. Efendim, o porsukun ini gibi dar düdük elbiseler kadın erkeği giyiyor. O cehennem ehlinin elbiseleri katırandan olur ve bütün vücuduna yapışmış olur. Hiç bir hava geçecek yeri yok. Aynı tertip ile bir moda çıkarttı Yahudiler Avrupa'da. O bize de gelip kadın erkek o çok dar elbiseyi öyle giyiyorlar. İçinde hareket edemiyor. Kanı da hareket etmez. Canı da sıvışacak içerisinden. Yine onu zorla giyiyor. Onu çıkardığı vakitte oh rahat oldum diyor. Lakin mecbur dışarıda onu giymek lazım. Çünkü kamçıyla kovalıyor Yahudi. Bunu giymelisin, bu modayı gözetmelisin diyor. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam temsil yoluyla söyledi onu. Porsuğun inine nasıl girecek? İşte porsuk ini gibi o pantolonlar bacaklarındaki ondan ibaret. Oraya giriyorlar zorla. Şimdi biraz değiştiriyorlar da ne şalvara benzer, ne pantola benzer bir acayip bir şeyler, torba gibi bir şeyler giyiyorlar. Bu da yeni moda diyor şimdi. Kadın da erkek de. Neyse dedik zararı yok. Torba olsun, çuval olsun, efendim, geniş olsun. İnşallah Rahman, Hazreti Mehdi'nin aleyhisselamın rüzgarları esmektedir. Onların aksi modaları İslam'ın kaidelerine uygun olaraktan döndürülecektir. Evet. Ne yapalım? Avrupa'dan gelirse şalvar bizim de kabulümüz olacak. Avrupa'dan efendim entari de gelirse bizimkiler de giyecektir. Moda olduğu için giyeriz. Ama bu Gündoğu'dan gelirse olamaz. Gündoğu şereflidir. Nur çıkıyor Gündoğu'dan. Gün batıp karanlıktır. Onu ne kabul edersin? Gündoğu'dan medeniyetin annesi de babası da Gündoğu'dan çıktı. Yani Avrupa o beton yığınları, beton kulelerini yığdı diye bizi geçti. Medeniyet efendim beton yığınları yapmaksa o medeniyet değildir. İnsanlığına bak Avrupa'nın. Sendeki fezail faziletler onlarda var mı? Lakin silip süpürmek üzere onlar seferberdir. İslam çıktığı andan itibaren seferberdirler de bir hassa efendim İslam'ın intişarından sonra haçlı seferleriyle bizi imha etmek için İslam'ın getirdiği fazailleri yok edip bizi de kendilerine ilhak etmek için bizim namı nişanımızı bırakmamak için onlar gizlide aşikarede hareket kuzu postunda kurt olduklarını gizleyiyorlar. Biz de onu keşfedemiyoruz. Onlar neyi yaparsa güzel, bizim kendi adet ve ananelerimiz hepsi çirkin. Böyle reklam ediyoruz. Kendi kendimize kast ediyoruz. Suikast. Suikastımız var. Kendi benliğimize, kendi şahsiyetimize. Biz
doğulularız. Millet olarak, ümmet olarak, ırk olarak ne istersen söyle. Batının insanı batılıdır. Biz iftihar ederiz gün doğudan geldiğimize dair. Güneş ile beraber doğan, dünyaya nur veren diye biz iftihar ederiz. Batı karanlıklar ülkesidir. Ve ben batıya gidip geliyorum, orada karanlıklardan başka bir şey göremiyorum. Gerçi milyonlarca ışık koymuşlar, lakin hala onların karanlığı aydınlanamamıştır. Ancak İslam'ın nuru gelirse aydınlanacaktır. Binaenaleyh İslam'ın nuru oradan parladığı zaman gün batısının karanlığı da açılacaktır. Binaenaleyh bizim ümidimiz İslam'ın gırttan da zuhurudur. Mülk Allah'ındır. Kullar da Allah'ın kullarıdır. Gün doğuyu aydınlatan İslam gün batıyı da aydınlatacaktır. Çünkü onların makine medeniyeti insanların ruhlarına bir şey veremiyor. Makine medeniyetidir. Batının medeniyeti. Ve o makinalar başlarını ezecektir onların. Çünkü makine medeniyeti bütün batıyı, batı insanını robotlaştırmıştır. Ruhlarına bir şey veremiyor. Ruhları şaşkınlık deryasına düşmüştür. Ve onlar aramaktadır. Binaenaleyh yakın zamanda o Peygamber aleyhissalatü vesselamın haber verdiği üzere bu İslam'ın güneşi gün batıdan da doğar. Ondan bize gelirse şaşmayınız. Bizim aydınlarımız o zaman anlayacaklar. Yahu biz anlamadık. Avrupa anlamış. Demek ki İslam'da bir şey varmış. Demeye onlar mecbur olacaktır. Bizim aydınlarımız bilmelidirler ki Avrupa medeniyeti makina medeniyetidir. Ruhlara bir şey veremez. Faziletleri besleyemez. Ve insanlık faziletlerle beslenir ve devam eder. Bunu bilmek lazımdır. Peki bu kadarla iktifa edelim. Allah bize İslam'ı anlayıp onun manasını bilip yaşamayı ve İslam'ın getirdiği faziletleri yaşamayı nasip eylesin. Amin. Ve insanlığa tamim etmeye de bizi muvaffak eylesin. Amin. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha.